Dostlar, 7. köşe taşıyla devam ediyorum. Bakalım ilk sorumuz ne diyor arkadaşlarım? Grafiği yorumlamamızı istiyor şimdi bizden. Birlikte yorumlayalım. Bakalım neler görüyoruz, ne biliyoruz. Bunu bir yazalım arkadaşlar. Şimdi ilk önce şuradaki nokta apsisi 3, ordinatı karşılığı yani 2 olan bir noktadır ki 3'e 2 noktası diye söyledim ben bunu. Demek ki f fonksiyonunda x yerine 3 yazdığımda y'nin değeri 2 geliyormuş arkadaşlarım. Yani f de 3, 2'ymiş, bu 1. 2. Bakın tam bu noktada bir teğet doğrusu çizilmiş ki teğetin x ekseniyle yaptığı dar açı 45, sağdaki açıysa 135 derecedir demek. Yani eğimi sağdaki açının tanjantıydı. Eğimi eksi 1 demektir. Peki ben eğimi nereden buluyordum? Bu fonksiyonun türevini alıyorum. F'in türevini alıyorum. X gördüğüm yere hangi noktadan çizilmiş bu teğet? 3'e 2 noktasında. X gördüğüm yere 3 yazdığımda işte F'in türevinde 3 eğime eşit yani eksi 1'e eşit olacakmış. Bakın hemen demek ki B şıkkı doğruymuş arkadaşlarım. Buna bir doğrusun sen diye. Peki biraz da bu tarafı konuşalım şimdi. Şurada da bir nokta var. Apsisi eksi 1, ordinatı 2 olan bir nokta arkadaşım bu. Bu ne demek? F'de x gördüğün yere eksi 1 yazarsan 2 çıkıyor demektir dostlarım. Peki buradan da bir teğet çizilmiş ve bakın teğetin x ekseniyle sağ tarafta yaptığı açı 60. Peki bu açının tanjantı bu doğrunun eğimini veriyordu ki bu doğrunun eğimi demek ki köküç çıkacak. Peki ben bu eğimi bir de nereden buluyordum kardeşim? Bu eğimi bir de türevden buluyorduk. Burada fonksiyonun türevini alıyorum, f'in türevini ve bu noktanın apsisini yani eksi 1'i yazdığımda eğime eşit, o da köküç. Demek ki f'in türevinde eksi 1 köküçe eşit olacak, bu da doğru. Peki f'in türevinde 1 sıfırdır diyor. 1'e bakalım. Evet bakın bu noktadan çizilen teğet işte şu teğet olur ki x eksenine paraleldir. X eksenine paralel olan bir doğrunun eğimi sıfırdır demiştik. Eğim sıfır. Demek ki bu noktadan çizilen teğetin eğimi sıfır. O halde bu noktadaki türevinin apsisi yerine yazdığımda yani f'in türevinde 1'i yerine yazdığımda da 0 çıkacak. O halde bu da doğrudur. Diyor ki f'de 3. Ne bulduk biz f'de 3'ü? 2 bulduk. Bu da 3'tür diyor dostum. O halde hiç uzatmıyorum. Yanlış olan şık Edirne şıkkı çıktı dostlar. A şıkkı uzun diye en sona bıraktım ama hiç bakmaya gerek kalmadı. Geldik ikinci soruya. Şimdi gelin birlikte yorumlayalım bunu. İlk önce yorumluyorum. Şimdi fonksiyon fx. Ne demek bu? F, bakın x yerine 2 yazdığınızda karşılığı 3'müş dostum. 2'ye 3. Pardon şöyle göstereyim. F'de x yerine 2 yazdığınızda karşılığı 3 oluyor. Bu 1. 2. Tam 2 noktasından çizilen teğet şu. Ve bu teğetin eğimi 0 çünkü x eksenine paralel. O halde şöyle diyordum. Teğetin eğimini nasıl buluyorduk? Türevini al. O noktanın apsisini yani 2'yi yaz. Eğime eşittir. Eğimi de 0'mış dostum. Bunu da söyledik. Şimdi gelin artık söylenecek her şeyi söylediğim için istediği şeye bakalım. Diyor ki g'nin türevinde 2'yi bul. Hadi g'nin türevini alalım ilk önce. G'nin türevi eşittir. Çarpımlı bir ifade var. Birincinin türevi 2x'tir. Çarpı ikinciyi yazdım. Artı ikincinin türevi yani f'in türevi çarpı birinciyi yazdım. Şimdi x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 yazarsam 2 kere 2 4. Çarpı f'de 2 geliyor ki f'de 2 neymiş? 3. Artı f'in türevinde 2 geliyor ki 0 o da. 2'nin karesi de 4. 4 kere 3 12. 0 da buradan geldi. Adana çıktı sorumun cevabı. 3 numaraya geldim dostum. Bir d doğrusu var. Bakın d doğrusu f fonksiyonuna
iki noktasında teğet bir doğru dostlarım. Demek ki f'in türevinde x'i yerine yazıyorum eksi 2'yi. İşte bu noktadaki teğetinin yani bu d doğrusunun eğimi çıkıyor karşıma. Peki şuradaki açının tanjantı 3 bölü 6'dan 3 bölü 6 yani 1 bölü 2'dir. Ama bana sağdaki açının tanjantı lazım. Bu 1 bölü 2 ise bunun eğimini, bunun tanjantı ne olur? Eksi 1 bölü 2. İşte eğimimiz eksi 1 bölü 2 çıktı. Başka ne biliyorum? Bir de bu fonksiyonda f'de x gördüğüm yere eksi 2 yazınca karşılığı ne çıkıyormuş onu bulacağım. Şimdi onu da birazdan buldum. Eksi 2 yazınca bakalım karşılığı ne çıkacak. Şimdi diyor ki kx eğrisine x eşittir eksi 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi. Dostum kx'e yalnız dikkatli olun fx'den bahsetmiyor. Kx'e eksi 2 apsisli noktadan çizilen yani k'nın türevini al eksi 2'yi yaz. Çıkan sayıyı istiyor bizden. Eğim buydu. Teğetin eğimi. Hadi gelin kx'in türevini alalım. Şimdi kx'in türevi. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci bölümün türevi yapıyorum. Eksi ikincinin türevi çarpı birinci bölü ikincinin karesi diyorum arkadaşlarım. F'in karesinde x dedim. Şimdi bilmemiz gereken değerler. F'in türevinde x lazım bize. Yani f'in türevinde eksi 2 lazım. Eksi 2 yazacağım. Onu biliyorum. Buraya eksi 2 yazacağım. F'de eksi 2 lazım bize. Şimdi bunun için de şu doğrunun denklemini yazıyorum ilk önce arkadaşlarım. Hadi yazalım denklemini. X'i 6'da kesiyor. X bölü 6 artı y'yi de 3'te kesiyor. Eşittir 1. Doğru denklemi yazma kuralını kullandım arkadaşlarım. X bölü x'i kestiği nokta, y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1 oldu. 2 ile çarpıyorum burayı. X artı 2y eşittir 6 oldu. Yani 2y eşittir 6 eksi x. Y eşittir 6 eksi x bölü 2 çıktı. İşte fx'imiz buymuş. Peki doğrumuz daha doğrusu buymuş. Bu doğruda bizden ne istiyor? Doğruda şuradaki noktanın karşılığını bulacağız arkadaşlarım. Şimdi eksi 2 yazdığımda karşılığı ne? Hemen x yerine eksi 2 yazarsam burası 2. 6, 2 daha 8. 8 bölü 2'den 4 geldi. Demek ki buradaki karşılığımız 4'müş. Şimdi yazıyorum. X yerine eksi 2 yazıyorum. F'de eksi 2. Karşılığı 4. Şurası 4 oldu. Şuradan yazalım. 4. F'in türevinde eksi 2, eksi 1 bölü 2 idi. Şurası artı 1 bölü 2 çarpı x'imizde neydi? Eksi 2 bölü f'in içine eksi 2 yazıyorum ki f'de eksi 2'nin karşılığı 4'tü. 4'ün de karesi 16 geldi. Şuradaki 2'ler sadeleşti. Eksi 1 kaldı. 4 eksi 1'den 3. 3 bölü 16 çıktı. Sorumuzun cevabı dedim dostlar. Ve geldim 4 numaralı soruya. Şekildeki d doğrusu fx ve gx fonksiyonlarının grafiklerini sırasıyla a ve b noktalarında teğettir diyor. Buna göre hx şöyle bir şey olduğu için de tanımlanan hx eğrisini x eşittir 2 apsisli noktadan çizilen teğetin eğimi. Yani h'ın türevinde 2 yazın diyor. Karşılığı nedir diye de bize soruyor dostlar. Şimdi ilk önce h'ın türevini alalım biz. H'ın türevinde x eşittir. Şurada f'in türevi 4 eksi x çarpı içinin türevi eksi 1. Artı g'nin türevinde içini aynen yaz. Çarpı içinin türevi 1 olduğu için yazmıyorum. Artı 2x eksi 3 bu hx'in türevi. Şimdi hemen x yerine kaç yazacakmışım? 2. Hadi h'da 2'yi bulalım hemen. H'ın türevinde 2. 2 yazarsam 4'ten 2 çıktı. 2 kaldı. F'in türevinde 2'yi soruyor. Peki f'in türevinde 2 demek bu doğrunun eğimi demek değil miydi arkadaşlarım? Demek ki şuradaki açının tanjantıymış bu doğrunun eğimi. Bize bunu soruyor arkadaşlar. Şimdi bu doğrunun tanjantını bulalım bir de ilk önce. Çizilen teğetin eğimi diyor. Doğru. Şuradaki adamın
Nasıl bulacağız şimdi buradan? Bir de ona bakalım. Tanjantını bulacağım. D doğrusunun eğimini arıyorum daha doğrusu. Şimdi burası 2 birim. Şurası 3 birimmiş. Şuradaki adama A desek, bilmiyoruz burayı. Nasıl bulacağız peki? Teğetin eğimi. F'in türevinde 2 lazım bize. Yani buradaki doğrunun, bu noktadan çizilen teğetin eğimi lazım. Eğimini nasıl bulacağız? Hiçbir şey bilmiyoruz. Fonksiyonlar grafikte sayısı A ve B'de teğettir diyor. Evet doğru. Hiçbir şey bilmiyorum. 3 diyelim, 2 diyelim. Şuradan bir karşılığını bulmaya çalışalım. 3 burası, 2 burası. 2 bölü 5, 2K'ya 5K derim. Anca bu kadar olur. Eğimi de ne çıkar bunun? 5 bölü eksi K. 5 bölü 5 gelir. Oradan da K gelir eğimi. Ama bilmeyiz. K. Neyse devam edelim. Bunun eğimi ne çıktı kardeşim? İşte eğimi geldi değil mi sonuçta? Teğetin eğimi. Şöyle. Bir de çarpı eksi 1 var. O zaman eksi teğetin eğimi. Artı. Demek ki bilmemize gerek yokmuş arkadaşlar. Çünkü teğetin eğimleri sadeleşecekmiş. Yalandan yere düşündük orada. Devam ediyorum. Ne yazıyordum x yerine? 2. G'nin türevinde 5 çıktı. Peki G'nin türevinde 5 demek tam bu 5 noktasından geçen doğrunun eğimi. Yani yine aynı doğrunun eğimi. Eğim teğet oldu. Artı 2 yazıyordum. 4. Eksi 3. Şunlar gitti. 4 eksi 3'ten ne çıktı sorumun cevabı? 1 çıktı Gobeller. Cevabım Ceyhan'dan geldi. Evet geldim 5 numaralı soruya. Fx ve gx fonksiyonların grafikleri 3'e 2 noktasında birbirine teğettir diyor. Hx şöyle bir fonksiyon olduğuna göre h'ın türevinde 3 kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen h'ın türevini yazalım. Şimdi h'ın türevi şuranın türeviyle şuranın türevini alacağız ayrı ayrı arkadaşlarım. Burada bakın çarpım var. Çarpımın türevini alıyorum. Çarpımın türevi kardeşim. Birincinin türevi 1 çarpı ikinci. Artı ikincinin türevi f'in türevinde x çarpı birinci. Burayı hallettim. Eksi 3 çarpı g'nin türevinde de x geldi burası. Şimdi bize h'ta 3'ü bulun diyordu. Ne lazım bize? F'te 3 lazım. F'te 3'ün karşılığı neymiş? 2. Şurası 2'ymiş. F'in türevinde 3 lazım dostum. F'in türevinde 3 demek de şuradan çizilen teğet doğrusunun eğimi demektir. Şuradaki açının tanjantı demektir. F'in türevinde 3 o halde şu oldu. Eğim teğet çarpı 3 de x de buradan geliyor 3 oldu. Şimdi artık teğetin eğimini bulmakla zaman kaybetmiyorum. Bulamıyorum zaten çünkü az önceki soruda akıllandı. Belki de sadeleşecek diyorum. Eksi 3 çarpı g'nin türevinde 3 yazıyordum x yerine. G'nin türevinde 3. G'nin türevinde 3 demek de yine aynı doğrunun eğimi demektir. O zaman teğetin eğimi yazdım buraya. Bakın 3 teğetin eğimiyle eksi 3 teğetin eğimi birbirini götürdü. Geriye bir tek 2 kaldı. Cevap Denizli'den geldi dostlar. Son soruma bakıyorum. Bu ne diyormuş? Şekildeki fx eğrisine A noktasında teğet olan D doğrusu x eksenini eksi 2'ye 0 noktasında kesmektedir. Tamam. Peki. Aslında teğet olan K doğrusu x eksenini pozitif yönde. Bunu da gördük arkadaşlarım. Şimdi yorumlayacaktım ama direkt istediği şeye bir odaklanalım. Goff'un türevinde A'yı bulun diyor. Şöyle değil miydi Goff kardeşlerim? G'nin içinde F, içinde A var. Şimdi bunun türevini alalım birlikte. Şöyleydi türevde. G'nin türevi çarpı içine aynen yazıyorum. F'de A. Çarpı içinin türevi. Yani F'in türevinde A. Şimdi bunu da 1 bölü 2'ye eşitlemiş. Eksi 1 bölü 2'yi. Şimdi F'de A'yı bulalım biz. F'de X yerine A yazdığında karşılığı neymiş? 2'ymiş. Bakın burada öyle demiş. Demek ki şurası 2. Peki G'nin türevinde 2 lazım bize. G'nin türevinde 2 demek de tam 2 noktasından çizilen şu teğetin eğimi demekti. Eğimi de bunun ne arkadaşlarım? Teğetin eğimi eksi 1. Çünkü tanjant 135, o da eksi 1 geldi. Demek ki G'nin türevinde 2 yani eğimi
Eksi 1 çıktı. O yüzden şurası komple eksi 1. Şuna bakalım. F'in türevinde A. Yani tam bu A noktasından çizilen şu doğrunun eğimini soruyor bize arkadaşlar. Bu doğrunun eğimi şurası 2, şurası A birim, şurası da 2 birim. Şuradaki açının tanjantı. 2 bölü 2 artı A'dır. Yani çarpı 2 bölü 2 artı A dedim. Biraz toparlayalım. Eksi 1 ile 2'nin çarpımı eksi 2 bölü 2 artı A eşitmiş şu işlemi. Eksi 1 bölü 2'ye. İçler dışlar yapıyorum. Önce şu eksileri artı yapayım. 2 ile 2'yi çarpıyorum. 4 eşittir 2 artı A. A eşittir 2 geldi Gobeller. Evet, sorumuzun cevabı Denizli'den çıktı dostlarım. Hemen geldim 8. köşe taşımıza. Şimdi bakalım bu ne diyor. Bilmem ne doğrusu fonksiyonunun grafiğine teğet olduğuna göre. Şimdi bu doğru bu fonksiyona teğet ise, yani şöyle olsun fonksiyon, şurada teğet olsun. Hangi noktada teğet olsun? A'ya B noktasında teğet olsun arkadaşlarım. Bizim fonksiyonumuz A'ya B noktasında teğet olsun. Şimdi bu noktadan geçen bu teğetin eğimi, ki bu değil mi zaten? Eğimi de şuradaki x'in katsayısıydı. O halde teğetin eğimi 2'dir diyelim. Peki biz bu teğetin eğimini nasıl buluyorduk? Fonksiyonun bir kere türevini alıyorduk ve bu türevde bu noktanın apsisini yazıyorduk. A'yı yazınca teğetin eğimine eşitti. Peki türevini alalım şimdi bunu hemen. 4'ü başa aldım. 1 bölü 4 çarpı 4 çarpı x küp. Şunlar gidiyor. Artı 3'tür bunun türevi. Burada da x yerine a yazdığımda 2'ye eşit oluyormuş. X yerine a yazalım. A küp artı 3 oldu. 3'ü buraya aldık. Eksi 1 eşittir a küp. A eşittir eksi 1 çıktı. İşte bu noktanın a'sını bulduk. Eksi 1. E bu nokta eğrinin üstünde, doğrunun da üstünde kardeşim. Eğrinin de denklemini sağlayacak doğrunun da. Şimdi ilk önce x yerine eğride eksi 1 yazalım. Eksi 1 yazarsam 1 bölü 4 gelir. Eksi 1 yazarsam eksi 3 artı 2 gelir. İşte bu da bana o noktanın y'sini, yani b'yi verecek. Eksi 1 oldu burası. 4 ile eksi 1'in çarpımı eksi 4. 1'den eksi 4. Eksi 3 bölü 4 geldi b. İşte bu a, bu da b. Ve bu AB noktası teğet doğrusunun, yani şunun da üstünde olduğu için bunun da denklemini sağlayacak. Hadi Y gördüğüm yere eksi 3 bölü 4 yazıyorum. Eksi 3 bölü 4 eşittir 2 çarpı X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam eksi 2 olur artı K. Peki eksi 2'yi buraya alalım. Eksi 3 bölü 4 artı 2 eşittir K oldu. 8, 3 çıktı. 5 bölü 4 eşittir K. Geldi Gobeller. Birinci sorumuzun cevabı Bursa çıktı. 2'ye odaklanalım şimdi. Y eşittir bilmem ne doğrusu fonksiyonun grafiğine AB noktasında teğettir. Pekala. Hemen şimdi bunun teğetinin eğimi. Bak bu teğetiymiş. Bunun da eğimi 4'tür değil mi? X'in katsayısı eğimdi. Y tek başınayken. Peki biz bu eğimi nereden buluyorduk? Fonksiyonun bir kere türevini alıyorum. Hemen alalım. 4x küptür türevi. Burada x yerine a yazdığında 4a küp, işte bu eğime eşit olacaktı. 4a küp eşittir 4. 4'ler gitti. A küp 1. A'yı da 1 buldum yine arkadaşlar. Peki a'yı 1 bulduk. Şimdi b'yi bulalım. Bu nokta doğrunun üstünde olduğu için x yerine 1 yazınca y gelecek. Yani b gelecek. X yerine 1 yazalım. 4. 2 çıktı 2. 1'e 2 oldu. Çarpımları da 2 geldi Gobeller. Evet 3 numaradayız dostlarım. Diyor ki fonksiyonunun grafiği x eşittir 1 apsisli noktada x eksenine teğettir. X eşittir 1 apsisli noktada x eksenine teğetmiş dostlar. Şöyle biz x eksenini çizelim. Tam şuradaki 1'e 0 noktasında bu fonksiyon teğetmiş. Demek ki 1'e 0 noktası bu fonksiyonun üstünde. Hemen x yerine 1, y yerine 0 yazalım. 0 eşittir 1 yazarsam 1 eksi n artı n artı 1. Yani
Eksi n'i buraya alalım, n. N'i buraya alalım, eksi n eşittir 2 oldu. Şimdi bunu bulduk. Bir de diyor ki, madem ki teğet bu noktada arkadaşlarım, peki bu doğrunun teğetin eğimi ne olur? X ekseni olduğu için eğimi direkt 0 olacak arkadaşlarım. X eksenine paralel doğruların eğimleri 0'dı. Eğimi 0 olması demek, bu noktadaki türevinin x yerine 1 yazdığında 0 olması anlamına geliyor. Hadi türevini alalım. Türevinde 1 yazalım, 0 olacak. Çünkü eğim 0. Peki türevini alıyorum. 3x kare eksi 2mx artı n. Ve getirip x yerine 1 yazdığımda 0'a eşitliyorum. 1 yazalım, 3 eksi 2m artı n eşittir 0 olur. Buradan da eksi 2m'i buraya alalım. N eşittir 2m eksi 3 oldu kardeşim. Hemen getirelim ya da şöyle yapalım. Buradan da m'i yalnız bırakalım. N artı 2 mi olur m dediğimiz şey? Getirip burada m yerine 2 çarpı n artı 2 yazıyorum. Bir de eksi 3. Şöyle oldu. N eşittir 2n artı 4 eksi 3. Burası 1 yaptı. 1'i buraya alalım, eksi 1. N'i buraya alalım, n kalsın. Burada da n eşittir eksi 1 çıktı gobeller. Son sorumuza geldik. Bakalım bu ne diyor? Parabolleri eksi 1'e 3 noktasında birbirlerine teğet olduklarına göre A artı B artı C toplamı kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bu iki parabol birbirine teğet. Eksi 1'e 3 noktasında. Demek ki şunu söylüyor kardeşim. Şimdi bir parabol şöyle olsun, bir parabol de şöyle olsun. Şunların ikisinin ortak teğet olduğu şu noktadan teğet doğrusunu geçirdiğimde buradaki nokta eksi 1'e 3'müş. Demek ki bu nokta hem üstteki denklemi sağlıyor hem alttaki denklemi sağlıyor. Bir kere x yerine eksi 1 yazarsanız hemen yazalım. Y'si 3 çıkıyormuş şu üsttekinde. Y'si 3 geliyor. X yerine eksi 1 yazıyorum. 3 oldu. Artı 2 artı a. Buradan a eşittir eksi 2 çıktı dostum. E şunda da yerine yazalım arkadaşlarım hemen. Burada da yerine yazıyorum. Ne olacak dostum? Eksi 1 yazıyordum x yerine. Eksi 1 yazarsam eksi 1 gelir. Eksi b artı c. Ve bu da 3'e eşitmiş. Buradan da c eksi b eşittir 4 geldi. C eksi b'yi de buldum. Şimdi başka ne demek bu? Bakın aynı noktadan bu çizilen teğet doğrusu ikisine de teğet oluyor. Demek ki bu teğetin eğimi ikisinin de teğetinin eğimi aynı olacak. Çünkü aynı doğrudan bahsediyorum. O halde şurada türev alıp da x yerine eksi 1 yazıyorum. Hemen alalım türevimizi. Öncelikle şurada biraz kendime yer açayım arkadaşlarım şu üst tarafta. Şimdi şurada fonksiyonlar, grafikler böyleydi. Bir teğet doğrusu var. İkisine birden teğet bu noktada arkadaşlarım. O yüzden ikisinin de ortak teğet olduğu için ikisinin de bu noktadaki teğetinin eğimi aynı. Teğetlerinin eğimini buluyorum. F'in türevinde de eksi 1 eşit olacak. G'nin türevindeki eksi 1'e. İkisi de teğetin eğimi çünkü. Hadi bunun türevini alalım. 6x yapıyor. Bunun türevi eksi 2 yapıyor. Eşit olacak. Bunun türevini alalım. Eksi 2x yapıyor. Artı b yapıyor dostum. Eksi 1 yazıyorum. Eksi 6. Eksi 2 daha. Eksi 8. Eksi 1 yazıyorum. 2. 2'yi de buraya aldım. Eksi 10 çıktı b. B'yi de buldum dostlar. B eksi 10 sa şurada yerine yazınca artı 10. Bu tarafa attım. Eksi 6 geldi. C de eksi 6. Şimdi ne diyor? Hepsini topla diyor. 10. 16. 18. Tabi eksi olduğu için hepsi. Eksi 18 çıktı. Sorumuzun cevabı Adana'daymış dedik dostlar. Evet. Bunu da şimdi hemen son köşe taşına geçtim arkadaşlarım. 9 numaralı köşe taşındayız. Bakalım ne diyor ilk sorumuz. Diyor ki paraboline x eşittir eksi 1 noktasında teğet olan doğru bu doğrudur diyor. Peki bu doğrunun eğimi, yani teğet doğrusu buysa teğetin eğimi. Y yalnız olduğu için x'in katsayısıdır 1. Peki ben bu teğetin eğimini başka nasıl buluyordum?
türevini alıyordum fonksiyonu, yani 2x artı m, x yerine verilen noktanın apsisini yazıyorum, yani eksi 1'i yazıyorum arkadaşlarım ve bu da bana teğetin eğimini veriyordu. Eksi 1 yazarsam eksi 2 artı m 1'e eşittir. Demek ki m 3'müş. M'yi bulduk hemen. Peki şimdi bu eksi 1'e bilmem ne noktası değil mi dostum? Yani apsisi eksi 1 de ordinatını bilmiyorum. Ve bu nokta hem şu teğet doğrusunun hem de bu eğrinin üstündeki bir nokta. O halde x yerine şurada eksi 1 yazarsam y'si eksi 3 çıkar. Bakın y'yi buldum. Bu noktayı getirip burada da yerine yazalım. Y yerine eksi 3 yazıyorum. X yerine eksi 1 yazarsam 1. Eksi m artı n geldi burası. Eşitmiş eksi 3'e. 1'i bu tarafa alalım. Eksi 4 olsun. M yerine 3 yazarsam eksi 3 artı n. Eksi 3'ü buraya alalım. Eksi 1 kaldı n. M ile n'in çarpımı 3 ile eksi 1'in çarpımı da eksi 3 geldi Gobeller. Geldim 2 numaralı soruya. Bakalım bu ne diyor. Diyor ki şimdi a ve b gerçel sayılar olmak üzere fonksiyonun grafiğine 1'e bilmem ne noktasında teğet olan doğrunun denklemi budur. Peki bu doğru aslında şu. Y eşittir 3x doğrusu, eğimi 3. Demek ki teğet dediğim şeyin eğimi 3. Başka bu noktada x teğet doğrusunun üstünde, yani şunun üstünde x yerine 1 yazarsanız y'yi de 3 buluyorsunuz. Yani noktamız da 1'e 3 noktasıymış. Şimdi hemen bu 1'e 3 noktası fonksiyonun üstünde. Y yerine 3 yazıyorum arkadaşlarım. Yazalım y yerine 3 eşittir. X yerine 1 yazıyorum a olur. Artı b artı 2. 2'yi buraya alırsak a artı b 1'e eşit çıktı. Bu birinci denklem. Şimdi bir de teğetinin eğimi 3'tü ya. Teğetinin eğimini nasıl buluyordum? Bir kere türev alıyordum dostum. Yani 2ax yapar artı b. Ve x yerine de 1 yazdığımda verilen noktanın apsisini 2a artı b, işte bu da teğetin eğimi. Yani 3 oldu. Hemen altına a artı b'yi de 1 diye yazdım. Ve çıkartıyorum bunları birbirinden. B'ler gitti. A eşittir ne geldi bu durumda? 2. Peki a 2 ise b'nin ne olması lazım? Eksi 1 olması lazım. Hemen yerine yazıyorum. A kare 4. B de eksi 1 olduğu için 4'ten 1 çıktı. 3 geldi sorumuzun cevabı. Geldik şu soruya. Bakalım bu ne diyor? Parabolü üzerinde bulunan bilmem ne noktasındaki teğet doğrusu. Teğet doğrusu bu noktadan geçiyormuş. Y eksenini şu noktada kesmektedir diyor. Şimdi bunun bir şeklini çizeceğim arkadaşlarım. Şu daha önce çözdüğümüz köşe taşlarının olduğu yere bir çizmeye çalışalım şuraya. Şimdi bakın bir eğri var elimizde. Bu eğriye teğet olan bir doğru 2'ye eksi 4'ten geçiyor. 2'ye eksi 4'te şurası olsun. 2'ye eksi 4'ten geçiyor. Bir de 0'a eksi 8'den geçiyor. Bir de şuradan geçiyor arkadaşlar. Yani şöyle bir doğru. Böyle bir doğruymuş arkadaşlar. Ve bu doğrunun bize nesi lazım? Eğimi lazım. Yani şuradaki açının tanjantı. Buradaki açının tanjantını bulalım hemen. Şurası 4 birim. Şurası 2. Burası 8. Bu açının tanjantı 4 bölü 10. Yani gerçek eğim ne olacaktı? Şuradaki açının tanjantıydı. Bu 4 bölü 10 ise bu da eksi 4 bölü 10 olacak. Yani teğetin eğimini ben eksi 4 bölü 10 buldum. Başka bir deyişle eksi 2 bölü 5 buldum. Bu teğetin eğimi. Peki teğetin eğimi belli. Teğetin denklemini de yazarım ben istesem kardeşim. Bir de şunu biliyorum değil mi? Teğetin eğimini nasıl buluyordum? Şuranın bir kere türevini alıyorum. Hemen alalım. 2mx yapar. Eksi 2n yapar. İşte buradaki x gördüğüm yere verilen noktanın apsisini yazınca, yani 2 yazınca 4m eksi 2n bana teğetin eğimini verecekti. Yani eksi 2 bölü 5'i verecek. Hemen 2'ye bölüyorum hepsini. 2m olur burası. Eksi n olur. 2'ye bölersem eksi 1 bölü 5 çıkar. Şimdi bir denklem bulduk. E peki bu nokta, şu 2'ye eksi 4 noktası eğrinin de üstünde arkadaşlarım. Eğrimiz şöyleymiş. Y eşittir mx kare eksi 2nx, eğrisi böyle bir şey. Demek ki bu nokta bu denklemi de sağlıyor. 2'ye eksi 4 noktası.
Hemen x yerine 2 yazıyorum. 4m. X yerine 2 yazdığımda eksi 4n geldi. Ve bu da neye eşitmiş? Eksi 4'e. 4'e bölelim hepsini. M eksi n eşittir. Eksi 1 çıktı. Bir de bunu buldum ben. Şimdi bu ikisini alt alta yazalım. Bir kere 2m eksi n'i eksi 1 bölü 5 bulduk. Bir de m eksi n'i eksi 1 bulduk arkadaşlarım. Şu alttakini eksi ile çarpalım şöyle. Artı olsun. Toplayalım alt alta bunları. M kalacak sadece. N'ler gidecek. 1 eksi 1 bölü 5 çıktı. Yani 5, 4 bölü 5 çıktı M dediğimiz şey. M 4 bölü 5. Şurada da yerine yazıyorum. M yerine 4 bölü 5 yazacağım dostlarım. Şuradaki ifadede biraz daha yukarıya kaldırayım. Şurada M yerine 4 bölü 5 yazıyorum. 4 bölü 5 eksi N eşittir eksi 1. Eksi 1'i buraya alalım. Artı 1. N'i de buraya alalım. 5, 9 bölü 5 çıktı N. N'i de bulduk, M'i de bulduk. Bize de toplamlarını soruyordu. 14, 13 bölü 5 çıktı arkadaşlarım. Bir yerde bir hata yaptık o zaman. Bir daha baştan başlayalım bakalım. Nerede hata yaptık bir görelim. Şimdi ilk önce fonksiyon 2'ye eksi 4 noktasından geçiyor. Tamam. 2'ye eksi 4. Bir de y eksenini, y eksenini kesiyormuş lan. 0 eksi 8. Şuradan kesiyormuş 0 eksi 8'de. Y eksenini demiş. Biz gittik x eksenini kestirdik. O zaman bir daha baştan yapacağım arkadaşlar ben bu soruyu. Şuraya bir daha baştan çözelim de tane tane. Şurada bir daha yapalım şimdi. Fonksiyon bir kere 2'ye eksi 4'ten geçiyor. Şöyle bir fonksiyon. Bir de y eksenini 0'a eksi 8'de kesiyormuş arkadaşlarım. 0'a eksi 8 dediğimde şurada bir yerde. Şöyle bir doğru. Şimdi bu doğrunun bize eğim açısı, yani şuradaki açının tanjantı lazım. Şu açının tanjantıdır ki o da şurası 2 birimmiş. Şurası 4 birim, şurası 4 birim, burası 2 birimse bakın şuradaki açıyla aynı açı olduğu için benim açım yöndeş açı. 4 bölü 2'dir bunun tanjantı. O halde eğim tanjantımızın, teğet doğrumuzun eğimi 4 bölü 2'den 2 çıktı gobeller. Bu 1. Şimdi bir de ne biliyorduk biz, neler yapmıştık? Şurayı artık silelim. Burası yanlış oldu çünkü. Şimdi teğetin eğimini bir de şöyle buluyorduk dostlarım. Bunun bir kere türevini alıyorum. 2m x eksi 2n. İşte bu türevde x yerine noktayı yazınca, yani 2 yazınca 4m eksi 2n eşittir teğetin eğimi olacaktı. Hemen buradan da bir 2'ye bölelim hepsini. 2m eksi n eşittir 1 oldu. Bu birinci denklem. Bir de bu nokta bu eğrinin de üstünde olduğu için denklemini sağlatacağız. Yani x yerine 2 yazacağız. 4m eksi 4n olur. Y yerine de eksi 4 yazacağız. 4'e bölelim. M eksi n eşittir eksi 1 çıktı. Şurayı eksi ile çarparsam ve alt alta topladığımda bakın neler geliyor. Cevap geliyor zaten ister istemez. M geliyor burası. N'ler gidiyor. Eşittir 2. M 2 ise şurada yerine yazıyorum 4. 4'ü bu tarafa attım. Eksi 3. N eşittir 3 çıktı. Bize de neyi soruyor? 3 ile 2'nin toplamı 5 geldi sorumuzun cevabı arkadaşlarım. Adana'ymış dedik. Şimdi son soruya bakıyoruz. Fonksiyonun gösterdiği eğrinin diyor. Bir noktasındaki teğet doğrusunun denklemi şöyle bir şeydir diyor. Y eşittir 9 bölü 2. Teğet doğrusu dediği zaman y eşittir 9 bölü 2 şöyle bir doğrudur. Yani x eksenine paralel. O zaman teğetinin eğimi kesinlikle 0 olacak. Hangi noktadaki teğetinin eğimi olsun? A'ya B noktasındaki teğetinin eğimi. Ki bunun y'sini zaten bize 9 bölü 2 diye vermiş. 9 bölü 2. Şimdi teğetinin eğimini nasıl buluyordum? Bir kere türev alıyorum. Hemen alalım. 3x kare eksi 2mx olur türevi. X yerine a yazdığımda teğetin eğimine eşit olacak. Yani 3a kare eksi 2ma eşittir teğetin eğimi. Yani 0. Hadi burayı da a parantezine alalım biz. A parantezinde 3a eksi 2m eşittir 0. A'ya bölersem yine 0 oldu.
Demek ki 3A eşittir 2M çıktı. Bu bir. Peki bu nokta bir de bunun da denklemini sağlayacak. Yani hemen X gördüğüm yere A yazıyorum. A küp eksi M A kare artı 4 eşittir 9 bölü 2 olacak. 9 bölü 2'den de 4'ü çıkartalım. 1 bölü 2 geldi burası. Şurayı birazcık daha düzenleyelim şimdi. A parantezine alalım. Hatta A kare parantezine alalım. Burada A, burada da M kaldı. Eşittir 1 bölü 2 geldi. 1 bölü 2. Şimdi başka. Şurada 3A 2M'e eşitti. Demek ki A dediğim şey 2M bölü 3 olacakmış Gobel'ler. Hemen A yerine şimdi gelip 2M bölü 3 yazacağım. A yerine 2M bölü 3 yazarsam burası 4M kare bölü 9 olur. Şuradan devam ediyorum. 4M kare bölü 9 çarpı A eksi A yerine ne yazıyordum? 2M bölü 3. 2M bölü 3 eksi M. Eşit midir? 1 bölü 2'ye diyor. Buradan M'i bulmamızı istiyor. Şimdi ben çok uzatmayacağım arkadaşlarım. Ben olsam sizin yerinizde burada şıkları tek tek denerim. Hangisi sağlıyorsa o olur derim. Adana'dan başlarsınız. Neymiş cevap? Bursa'ymış kardeşler. M dediğimiz değer eksi 3 bölü 2 çıkıyormuş. Yerine yazdığınızda gerçekten de çıkar zaten. Hadi bakalım. Burayı da bitirdik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin.